Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selam. Şimdi 10. nota ile ilgili çalışmamızda 3 tane bürhandan bahsediyoruz. Marifetullah bürhanından. Kalbi, akli, ruhi deliller ve bürhanlar denilse. Bunlar birinci, ikinci ve üçüncü sayt dönemlerine bakabilir mi? Bakar mı diye. 10. nota kaynaklı mı? 10. nota kaynaklı. Birinci, ikinci sayt ve üçüncü sayt dönemine bakabilir mi diye. Birinci dönem sadece akli deliller. İkinci dönem kalbi deliller ve bürhanlar. Çünkü delil zahire, bürhan batına bakıyor. Birinci dönem sadece akli deliller. İkinci dönem kalbi deliller ve bürhanlar. Yani mülk ve melekut beraber. İnsani berzah şeyi, vazifesi ikinci dönemi. Üçüncü dönem ise ruhidir. Sadece bürhanlar. Melekut boyutu sadece. Bürhanlar. Burada üstadın yaşlarına da şey yapabilirsek abi bu dönemleri şey yaparken. Yani şöyle abi, bu eser 1922 yılında telif edilmiş, bu 10. nota, Arabi olarak. Eski sayıdan yeni sayıda inkılap ettiği hengamda yazılmış. Biz biraz hakikatine doğru bakmaya çalışacağız. Yani bu eser 1922 yılında eski sayıdan yeni sayıda inkılap ettiği hengamda yazılmış bir eser. Eski sayıdan zehre misal hallerindeki yeni saitin katre misal hallerine nispeten önceki haline üstad önceki halindeki gaflet ve müşevveşiyetini görerek hitap ediyor. Yani 128'de lemalarda ey gafil ve müşevveş sait diye başlıyor ya abi. Orada niye böyle hitap etmiş diye bir gaflet toplaması yapmıştık hatırlarsınız. Bir de müşevveşiyet toplaması yapmıştık. Bunun sebebi bu hitap. Niye böyle hitap etmiş? Bil ey gafil müşevveş sait diyor. Bu hitabın sebebini ben şöyle buldum abi. Önceki haline yani şöyle biraz daha akıla yakınlaştırmak için şöyle diyeyim. Aleyhisselatü Vesselam mesela günde 70 defa istiğfar ediyordu. Neden? Günah mı vardı yani? Değil. Bir önceki haline, sürekli terakkide olduğu için bir önceki haline nispeten bakıyordu, eski haline ona istiğfar ediyordu. Bu vaziyette aynen onun gibi yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ilk haline bakarak yani o Osman eski eserleri dediğimiz dönemde yazdığı eserlerin eserlerdeki vaziyetine bakarak sadece akli şeyle delillerle gittiği dönemden ikinci sayıda inkılap ettiği dönem esnasında yazıldığından bu şeyi gösteriyor, farkı gösteriyor. O eski halini görerek kendine hitap ediyor. Ey gafil ve müşevveş sayıd derken aklı seviyedeyken akli seviyedeyken ki haline hitap ediyor. Nereden bu hitabı yapıyor? Kalbi deliller ve bürhanlar seviyesinden ikinci sayıd döneminden baktığı zaman böyle hitap ediyor kendisine. Hani bürhan yani, seviyesine çıktı. Evet, bürhan seviyesine. Akli delillerden kalbi deliller seviyesine çıktığı zaman bu hitabı etme ihtiyacı hissediyor kendisine. Yani. Tabii bize o bakan şahsiyeti de var tabii de. Yani kendisi noktasında niye böyle bir hitap etti diye düşündüm. Böyle bir mana yakaladım yani. Ve nurların büyük çoğunluğunda bu dönemden sonra yazılıyor. Yani 2. Said döneminde yazılıyor nurların büyük çoğunluğu. 1922'den sonra. İşte bu kalbi deliller ve bürhanlar yani mülk ve melekut beraber tabiri caizse insani berzah olduğu dönemde telif ediliyor bütün şeyler, eserler. Daha sonra da 3. Said dönemi ki o artık sadece ruhi şeyi, boyutu sadece melekütle alakalı. Şimdi onunla ilgili külliyattan bulabildiğim yerleri okumaya çalışacağım abi. Lemalar 271'deydi galiba. Bu hani bu da güzeldir dediği kısım var ya abi.
Evet, 271'deymiş. Sırrın daire-i hayatı. Sırrın daire-i hayatı ki ene noktasından bakıldığında toprak unsuruna bakıyor abi. Ene? Evet, ene noktasından bakıldığında sırrın daire-i hayatı ki ene noktasından bakıldığında... Sırrın? Evet. Yani bu da güzeldir kısmındaki ihatalı bir bakış. Kainat üstadinde bir nazar var burada. Diyor ki, gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Yani burada üstadın şeyi noktasında, inkişaf ve imbisatı noktasında o noktayı nazarla bakalım bu şeylere, lafızlara. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalade imbisatından ve mahiyeti insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti manevi-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam hayalen müşahede ettim. Burada bir parantez açayım. Tabii abi. Orada tut. Şimdi dünya küçülmüş. Niçin küçülmüş? İnbisat inkişafı. Dünya büyür. Ruhun aşağı çıkması. Demek ki büyüklük de küçüklük ruhsal duruma bakıyor. İşte buradan da psikoloji dertleri şey yapıyoruz. Mesela adam dertlerin büyük diyorsa üstüne kendisi üstüne küçülmüş. Adam kendisi büyürse ruhu dert yani denilen şey küçülüyor. Yani merdiven oluyor. Şimdi mesela o aleme girdim diyor. Ve alem ufalmış. Evet. Çünkü ruh büyümüş. Alem ufalmaz. Kainat noktayı nazarına bakıyor. Tabii tabii. Koyabilirsin o kitabı. Oraya koy. Şimdi alem ne büyür ne küçülür. Evet, o sabit. O sabittir. Bizim noktayı nazarına. Kitabın içine koyma. Bilgisayarın arkasına koy. Bilgisayar. Şimdi alem büyümez. Dünya büyümez. Küçülmez. Dünya büyür küçülmez. İnsanla alakalı. Evet şimdi. Bu dikkati çekiyor. Tefekküre de abi mesela. Tefekkürde mesela akli boyutta tefekkür var, kalbi boyutta tefekkür var, ruh boyutunda tefekkür var, ene boyutunda tefekkür var. Ene boyutunda tefekküre çıktığı zaman diğer hadiseler, dini hadiseler çok küçülüyor. Çok küçülüyor, evet. Çok acayip. Yani tefekkürde böyle ben mesela biz aramızda hep konuşuyoruz ya. Yani tefekkürü biz hep ene boyutuna taşımaya çalışıyoruz. Yani ene boyutunda dua etmek, ene boyutunda ibadet etmek, ene boyutunda istiğfar etmek, ene boyutunda marifetullah'a bakmak. Çok ilginç. Hiçbir şey külliyet... Yani insan eşer makamından külliyete çıkıp bütün kendi Allah canibinden bakabilmek çok acayip oluyor. Ene boyunduğunda Allah canibinden bakmak. Evet. O zaman bütün tasarruf bir acayip oluyor. Yani. Şeyde bu bir notum vardı benim de senin dersi yaparken o defterden çıkmıştı. Marifetullah muhabbetullah'a inkılap ediyor ya. Marifetullah. Muhabbetullah da baktım ki Allah'ın bizdeki bizden bakışı. Mana tarafına geçiyor. Evet, yani. Şimdi mesela aklı bir ibadet, aklı bir tefekkür, aklı bir mevzu. Kalbi ene olunca demek ki Allah canibinden çok ilginçti. Ve cüziyetin kredi çıkmak o aslında. Tülü mezarla ene boyutundan, Nur-u Muhammedi boyutundan ibadet etmek, dua etmek, tefekkür etmek. Çok. Bu noktayı nazardan şimdi külliyattaki birkaç cümleyi düşünmek üzere şöyle not almışım. Sait tam toprak olmak lazımdır. Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Ve cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Allah Allah. Bunlar bir araya dizince. Evet. Bu noktayı nazardan işte ene noktasından bu sırrın daire-i hayatı oluyor abi. Sırrın daire-i hayatı. Evet. Sırrın daire-i hayatı çıkıyor. Ene noktasından bakınca bu hissiyatı vermiş üstüne. Yani böyle bir şey demeye veya yapıya inkılap et diyor. Evet. Mesela cüz-i ihtiyari, hayvanlık, dimağla alakalı bir şey. Bedensel ağır. Evet. Yani cüz-i ihtiyarından vazgeçen iradesi. Evet. Üst bir birim. Evet. İşte 10. notayla ilgili yaptığım külliyattaki araştırmada sıkça rastladığım bir husus. İçerisinde geçen hangi kelimeyi araştırdımsa yani 10. notanın içinde geçen çok kelimeyi araştırdım. 20 kelime falan araştırdım herhalde.
bu kelimelerin her birini araştırırken hep karşıma şu çıktı. Eski Said'in yeni Said'e inkılap ettiği hengamda cümlesi çıktı. Allah. Dedim ki bunu bir araştırayım. Nedir? Çok güzel. Bunu demen daha antik oldu. Şimdi. Evet. Oradan yola çıktı. Oradan çıktı. Ha, bu çok. Evet. Yani 10. notanın kelimelerini araştırıyorsun. Evet. Tek tek 10. notanın kelimelerini araştırırken okuduğum her yerde hep eski Said yeni Said'e inkılap maşallah etmiş. Bundan bahsediyor. Çok güzel. Niye, ne alakası var 10. notayla diye bakıp eski Said yeni Said noktasında bir tekrar tarama yaptık. Hı. Bu taramayla ilgili çıkan cümleleri şimdi tek tek bakalım. Ey dünya perest ve hayat-ı dünyeviye aşık ve sırr-ı ahsen-i takvimden gafil insan. Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını, sözler 326'dan okuyorum abi. Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vakay-ı hayaliyede eski Said görmüş. Onu yeni Said'e döndürmüş olan şu vakay-ı temsiliyeyi dinle. Bu vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakim'in halis bir tirmizi beni irşad etti. Sözler 326. Yani bu hayat eski Said'i yeni Said'e döndürmüş olan vakayı temsiliyede bir Kur'an-ı Hakim'in halis bir tirmizinin irşadı var. Yani bu halis tirmizin irşadı akli delillerden kalbi seviyeye çekiyor üstadı. Eski Said'i yeni Said'e çevirmesi. Akli delillerden kalbi delil ve bürhanlara geçiyor. Arkasından gene sözler 338'de eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun. Eski Said burada katre mesabesinde mesela. Yani şeydeki 24. sözün ikinci dalındaki zehre, katre, reşa noktasından bakıldığı zaman diyor ki eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun diyor. Sözler 338'de. Çok. Sözler 473 eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuklu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır diyor. Sözler 473'te. Gene kendine hitap ediyor. 473. 473. Sözler. Evet. Ne diyor abim bir de? O... Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, uçlu, riyakar nefsini susturan. 5. Teslime mecbur eden 5 fıkradır diyor. 5 fıkradır. O da 5. Fıkra da 5. Paskın. Sözler 519 abi. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, yalnız aklı ikna edecek, susturacak, eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz diyor. Eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsetmenin sebebine yalnız ikna edecek, susturacak. Aklı ikna edecek tarzda konuşma yapıyor. Eğer ihtiyar ile eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer diyor. Mektubat 279. İhtiyar ile eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp gene akli delillere bakıyor. Bana bir şey verir. Düşünüp cevap versem sönük düşer. Burada gene eski Said akla şey yapıyor, hitap ediyor. 544 sözlerde eski Said'in yeni Said'e inkılap edeceği bir diyor. Bu 544 sözleri hatırlarsınız abi. O mağara misalinin olduğu yer. Eski Said'in yeni Said'e inkılap edeceği. Bu tevafuktan dolayı aldım. Bizim mağara misalinin 10. notayla alakası noktasında. Mektubat 62. Eski Said sigarayla beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyevi siyasiyi terk etti diyor. Mektubat 62'de. Bir şey, tecerrüt yöntemi sanki böyle. Sigarayla beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyevi siyasiyi terk etti diyor. Bunlarda bir şey var mı? Bir simge var mı? Sigara, gazete, sohbeti dünyevi. Var. Simge diye bunlar. Yani şöyle simgedir diyebilirsin yani. Her zahirde olan aynı zamanda batını buraya taşır, aynı zamanda kanuniyettir. Her şey bir kanuniyetin ucudur.
o kanun eti ucu olunca simge oluyor. Kanun bir silsile. Kanun bir silsile efal onunla bağlı. Efalsa bu, o zaman o silsileye bağlı. Evet, simge değil, kısacası. Yani işte o simgeleri bulup biz de kendimize bir tecerrüt yöntemi yapabiliriz. Evet. Yani eski Said'den yeni Said'e inkılap edilecek hengamını. Mesela diyelim ki yani. Bir nurcu, bir nur talebesi Risale'ni okuyor. Mesela namazı hatırıma geldi. Önce de demiştim de. Yani abi ben ne kadar okuyacağım böyle? Her gün 50 sayfa, 20 sayfa, 10 sayfa ne bileyim. Sana kitap söyleyecek diyorum. Hı. Nasıl söyleyecek sana? Yani sıkılacaksın. Sıkılmak, suçu arama kendinde. Yani suçu arama. Böyle okuma diyor yani. He, niçin istibad edemiyorum, niçin? Ha, böyle okuma diyor. Evet. Ruh diyor ki tamam. Tarzını değiştir. Tarzını değiştir. Evet. Bu aslında ruhun uyarısıdır ama kulak tıkıyoruz. O zaman bedelini sıkıntı, hırçın, saldırgan, taassup, öteleyici, mutaassıp bir fıtrat çıkıyor. Bu tiplerden çıkıyor. Saydıklarım ezber söylemedi. Evet. Devam edeyim. Mektubat 75. Eski Said yok, yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Hı. Yeni Said ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Kapıyı kapamış mı diyor ya zaten. Dünya cihete gelenlere kapıyı kapamış mı diyor. Evet. Yani bu akli deliller boyutundan, kalbi deliller ve bürhanlar boyutuna ve ruhi bürhanlar boyutundaki seyahatin aşamaları gibi. Çok güzel. Evet. Şey çok güzel ifade. Doğru. Eski Said'in kuvve-i hafızasından ziyade hafızam yardım etti diyor. Mektubat 196'da. Bir de okur mu abi? Eski Said'in kuvve-i hafızasından ziyade hafızam yardım etti diyor. He. Mektubat 196'da. Eski Said'in kuvve-i hafızasından ziyade hafızam yardım etti diyor ki yani Eski Said'in şeyi hafızasını biliyorsunuz yani kaç bin şeyi kitabı. Şey, 90 cilt kitabı ezbere ezberleyen şey. Ondan ziyade. Ondan ziyade hafızam yardım etti. Yaş ilerlemesine bağlı sebep noktasında bakarsan yani. Eski Said'in kuvve-i hafızasından ziyade çünkü, hafızam yardım etti diyor. Çünkü delil uzaklığı gösteriyor. Yakınlaştırmak için ya. Hı hı. Delil bir şeydir. Dürbindir, hı hı. Bir merdivendir, bir merdivendir, dürbindir, pen bir tane pencere, de var. Pencere. Yok, pen, yok. Şey değil, mercek yapıyor yani he. Müşahhaslaştıran bir şey. Bu almayı gösteriyor, oradan içeriye almayı gösteriyor. İşte yenisindeyse ondan ziyade demesi kaynağına geçmiş demektir. Hı. Evet, Burhan. Çünkü 90 cilt kitabı ezberleyen bir hafızaya hitap ediyor. Bana hitap etmiyor. Evet. 90 cilt ezberleyen sisteme diyor ki ondan ziyade o zaman kaynağa geçmiş. Evet. O delil dönemi bitmiş. Evet. Bu Burhan da delilin farkını işaret edeceğiz 22'de. Şey yapıyor, söylüyor abi. Onu, ne diyor? Şuradan bakayım da. Temsil abi, temsil diye. Ha, temsil. Sırrı temsil. Sırrı temsil merdiveniyle. Cihet, merdiven. Sırrı temsil cihetiyle diyor abi. Sırrı temsil cihetiyle. Ayrıymış, merdivenden ayrıymış. Ha, temsil. Yani merdiven ayrı, dürbün ayrı. Dört tane değil mi? Dört tane. Hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Delillerden sırr-ı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihet-ül vahdetiyle. Cihet-ül vahdetiyle. Ya oradan bakmak, sırr-ı temsille bakmak. Cihet-ül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Yani mercek vazifesi. Hı. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle. En yüksek hakikatler kolaylıkla gösterildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle. Pencere. Dört tane bile pencere. Şimdi şöyle olsa, mesela pencere... Merdiven, dürbün. Mesela dürbünle buradan baksak şurayı görürüz. Ama merdivene çıkıp dürbünle baksak, pencereden dürbünle baksak. Yani böyle
Ha, birbirine eklense. Hepsi birbiri içerisinde kullanılıyor yani. Hmm. Birbiri çok farklı şeyler değil, hepsi beraber. Beraber. Hem yani, merdiven gibi yukarı çıkılıyor, hem elinde de hala evet, dürbün var. Hem de temsil var, bir de evet, cihet-i vakti. Bununla ne oluyormuş? Yani bu, bunları kullanınca ne oluyormuş onu söylüyor. O evet, daha ilginç aslında. Evet. Diyor ki, sır ve temsil penceresi, hakaiki İslamiye'ye, esasatı hakaiki gaybiye'ye, esasatı İslamiye'ye, şuhuda yakın bir yakini imani hasıl oldu. Allah'ım. Bu oluyor. Yani bunları kullanıp, bunları alet yaparak müteveccih olduğumuz şeyde ne kazanıyoruz sorusuna da fiile, heh, fiil dönüşmüş fiil, fiil ne, sonuç, netice ne sorusuna esasat hakaiki gaybiyeye, hakaiki gaybiye yani cennet, cehennem. Sonra çok da şey yaptık, okuyor ya, dördüncü mektup. Dördüncü mektup. Sözler pencereleriyle evet, vacib vücuda bakıyorlar. Allah. Mevcudatın pencereleriyle, şey, ondan sonra geçince de sözlerin pencereleriyle, öyle de diyor, vacib evet, vücuda bakıyorlar. Evet. Öyle de, vacib vücuda. Vacib, bu dört yöntemle vacib vücuda bakma yöntemi. Evet. Sözlerin penceresiyle. Acayip şey oluyor. İşaret-i İcaz 22'de şey diyor abi, ve keza her şeyi hak ve hidayet etmiştir manasında bulunan ve halede külli şeyin ve hede ayeti celilesi hükmünce zahiri ve batini duygular, afaki ve harici deliller. Ha, ne diyor bir de be? Zahiri ve batıni duygular. Zahiri ve batıni duygular, duygular. Afaki ve harici deliller. Enfisi ve dahili bürhanlar. Oo, çok net ya. Çok bariz belki. Tabii çok net. Peygamberlerin irsaliyle, kitapların inzali gibi vasıtalar itibariyle de hidayetin manası taaddüt eder diyor. Çok güzel. Afaki ve harici deliller, enfisi ve dahili bürhanlar diyor. Delille bürhan aynı şey gibi. Zannediyor. Lugata bakarsan içi de aynı. Tanımları Rüsaymaz abi. Lugata bakmaya geçiyor. İç keşif. Lugattaki de çoğu zaman alakası yok. Böyle... Hiç ama aşının alakası yok ki. Üçünün aynı. Lugatta aynı olur. Delil, bürhan. Külliyata böyle bakınca... Külliyata böyle bakmak. Böyle bakınca sadeleştirmenin ne kadar cinayet olduğu bir defa daha anlıyoruz. İşte. Mektubat 489'du abi. Eski Said'in lisanıyla ve yeni Said'in kalbiyle verilmiş ibretli ve merakaver bir cevaptır. Of! Bir dakika abim, bu öğreten şey. Eski Said'in lisanıyla ve yeni Said'in kalbiyle verilmiş ibretli ve merakaver bir cevaptır diyor. 489 mektuba. Tamam, oradan okuyun sana, tamam. Peki. Lemalar 50'de bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda diyor. Bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda. Bu lemalar elbik yine bizim şeyle, mağara misalimizle mütenasip bir yer. Ondan dolayı almışım bunu. Mağaradan çıkmak. Evet. Yani öyle de benzeştirilebilir abi. Veya mağarada. Yani o şeydeki sözlerdeki, lemattaki şey 544-545'teki mağara misalinin şeyde lematta şey var. Hem özeti gibi diyeyim bir bölüm var. Oranın işte şeyle külliyatta taramasıyla oradaki kelimelerin çıkan bir mana bu şey mağara misali. Mağara misali yani hulasa edersek mağarada bulunan insan neye muhtaç? O, evet, o mevzu. Evet, o mevzu. Ha, yani o da şöyle oldu. Süleyman abi bir gün beni iş yerinde ziyarete geldi. Öyle sorayım dedim. Ya Süleyman abi dedim, kendini bir mağarada farz et. İşte 10. notayı yeni araştırmaya başladı dedim zamanlar. 6 ay önce falan. Kendini bir mağarada farz et. Neye ihtiyacın var? Mağaradaki bir adamın neye ihtiyacı olur? Düşündü düşündü işte. Su lazım dedi. Bir müddet sonra hava bitecek dedi. Hava lazım olacak dedi. Temiz hava. Şimdi kurtulmak için ışığa ihtiyaç var dedi. Baktık tam tevafuk ediyor şeyle. 10. nokta bürhanlarına. Aa dedik bunu biraz tefekkür edelim, geliştirelim. Onunla ilgili ayrı bir şey olur, ders olur, uzun gider diye oraya geçmeyeyim isterseniz abi. Çünkü bayağı teferruatlı. Bütün külliyattan o şeylere deliller. Mağara değil mi? Toplam, mağara. Evet, mağara. Mağara misali. Dersi diye. Evet. Mağara misali diye adlandırdık. Mağara misali diye bir bab mı var şey 10. nokta? Var evet abi.
Lemalar 115'te şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti Eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için. Eski Said'in fikrinde. Avrupa fünunu ve medeniyeti Eski Said'in fikrinde. Gene akla bakan bir cihet var. Yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiye inkılap ederek. Yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiye inkılap ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bil mecburiye Yeni Said zihnini silkeleyip muzahref felsefeyi ve sefik medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyi susturmak için Avrupa'nın şahsı manevisiyle bir cihette gayet kısa bir cihet, bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhavereye mecbur olmuştur diyor. Gene 17. Lema'dan bu. 115'te geçiyor. Lemalar 129'da Eski Said'in gülmeleri Yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda diyor abi. Eski Said'in gülmeleri Yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda diye geçiyor. Eski Said'in iftiharkaren söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum. Bir haşiye bu. Bu risalede sözü ona verdiğim için susturamıyorum. Enaniyetlere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sukut ediyorum. Diyor. Yani yöntem anlatıyor bizde. Nasıl? Yöntem var burada. Evet. Yani şahsi ve umumi hukuk veya çıkışlarımız hangi çerçevede olacak, hangi mevzularda olacak diye burada bir yöntemden bahsediyor. Ve enaniyetlere karşı mütevazı evet, olmayacaksın. Enaniyetlere karşı mütevazı olmayacaksın. Evet. Bir de şahsi hukukun değil, umumi hukuku korurken mütevazı yapmayacaksın. Ben de şöyle bir şey çıkartmışım. Enaniyetin menfi cihetinden sıyrıldıkça bu terakkiyat şey yapıyor, hızlanıyor. Yani hani o mağaraya veya karanlık bir ortama giren adamın gözünün incelmesi meselesinden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Yani gözü şey yapıyor, inceliyor. Aydınlığa çıktığı zaman gözü inceliyor. Karanlıkta o mağara ortamında göz bebeği kocaman yüz yuvarlak bir şey oluyor. Siyahlaşıyor değil mi? Onu enaniyete benzetiyorum. Karanlık ortamdan çıkıp aydınlığa geldiği zaman insan, yani kendi aleminde, kendi iç aleminde, enfüsünde karanlıktan aydınlığa gittikçe enaniyeti inceliyor. Elif hükmünü alıyor yani. Yani gözün siyah elif gibi oluyor. Elif gibi oluyor, evet. Yani o şeydeki 30. sözdeki ene'deki, ene bir şeydir, eliftir misaline böyle tamam. Benzetiyorum yani. Mağaraya girince siyah büyüdüğü için büyük bir nokta oluyor. Evet. Göstermiyor evet, sana. Bu şey, bir kardeşin dersi vardı, o dürbünü ters tutmak meselesi gibi, ona da benzeştirilebilir yani. Kendini gösteriyor, kendisi şey yapıyor, büyüyor. Ters. Kendisi büyüyor. Lemalar 236'da, Eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi Yeni Said'in 1 senelik ihtiyarını vermeyeceğim diyor. Allah 10 seneye 1 sene. 10 sene gelecek. Gençliğini verseler diyor. Ancak değişir de demeye vermeyelim diyor. Allah. Ben şimdi Yeni Said'in 1 senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim diyor. Şualar 343 ve Eski Said, Yeni Said tabirinde iki şahsiyet ve ikincisinde fevkalade bir kuvvet-i imaniye ve ilmi hakaiki Kur'aniye var diyor. İkincisinde. Evet. İkincisinde ne var? Evet, Yeni Said tabirinde iki şahsiyet var. Eski Said ve Yeni Said tabirinde iki şahsiyet var. Ve ikincisinde fevkalade bir kuvvet-i imaniye ve ilmi hakaiki Kur'aniye var. Yeni Said. Yani Yeni Said'den hikaye ediliyor. Yok. İki şahsiyet. Yani Eski Said ile Yeni Said'i iki şahsiyet olarak söylüyor. İkincisinde diyor. Yani Yeni Said'de. Fevkalade bir kuvvet-i imaniye ve ilmi hakaiki Kur'aniye var diyor. Yani işte o yüzden Allah-u Alem 10 senelik gençliğini bana verseler Eski Said'in diyor. Yeni Said'in bir senesine tercih etmem, değişmeyeceğim diyor yani.
şöyle şuradan devam edeyim. Eski Said'i gömdüm. Büsbütün ahiret ehli yeni Said olarak dünyadan elimi çektim. Tam bir inziva ile bir zaman İstanbul'un Yuşat Tepesi'ne çekildim. Daha sonra doğduğum yer olan Bitlis ve Van tarafına giderek mağaralara kapandım. Ruhi ve vicdani hazımla baş başa kaldım diyor. Şualar 496. Devam edeyim. Çünkü 40 sene evvel eski Said, o dersinde bir hissi kablel vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor diyor. Şualar 674. Mesnevi Nuriye 261 diyor ki Mesnevi'nin başındaki bu üç risale eski Said'in eserlerinden olmayıp üstadımızın tabiriyle yeni Said'in eserleridir diyor. Açık olsun. Yani şöyle bakıyorum ben hadiseye abi. Eski Said'i yeni Said'e dönüştüren bu marifetullah büranlarını fark etmesi. Fark etmesi. Fark etmesi. Yani akli delillerin üstünde kalbi delil ve bürhanların olduğunu fark etmesiyle bu eserler veriliyor. He, akli delillerin üstünde kalbi bürhanları. Delil ve bürhanların. Çünkü şeyde zahirisi de var şeyin. Evet, batın. Hem zahir hem batın. Çünkü şöyle yani insani berzah olmak var orada. Yani yeni Said, eski Said'e nazaran yeni Said insani berzahlık vazifesi şey yapıyor, görüyor. Yani buradaki, zahirdekinin ya da mülktekinin, meleküttekin karşılığını görerek eser neşrediyor. Öyle konuşuyor yani, öyle bakıyor. Ona göre şeyini, hareketini, tavrını onun üstüne bina ediyor yani. Allah. Tasdik-i Gaybi 143, Futuhul Gayb Risalesini tefevülen açtığı esnada Entefi darin hikmeti fetlub tabiben yudvi kalbik. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel, en evvel kendine tabip ara. Şifa bu. Sonra başkasının şifasına çalış. İbaresi çıktı. O ibare onun hakkında pek manidar olarak eski Said'i yeni Said'e çevirmesine sebebiyet vermiştir. Barla 149. Hı hı. O ibare onun hakkında pek manidar olarak eski Said'i yeni Said'e çevirmesine sebebiyet vermiştir. İradeyle mi çevirmiş abi? He? İradeyle mi çevirmiş? Yani iradenin dışında zaten o zaman bu vicdani inkişaf olmaz. Çünkü bir irade şeydir, vicdani bir sıfattır. Orayı onaylıyorsun, gerisini zaten sen karışmıyorsun. Hı hı. Yani irade onaylıyor. Çünkü çevirmiş diyor. Evet, ondan sonra tabii. Mesela evirip çeviren Allah'tır. Ama meylettiren sensin. Onaylayan sensin. Sensin. Tercih ediyorsun. Tercih ediyorsun, o kadar. Daha karışmıyorsun. İşte zaten bunun kaderi burada anlayamıyorlar. Evet. Yani Allah kader faili muhtardır. Evet. İşin başındadır. İşin başında. Ama ona o komutları veren sensin. Yani neyle? Dua diyor. Meylan-ı hayra kuvvet verir diyor. Dua ve tevekkül. Dua ve tevekkül. Yani. Verdiği gibi. Mesela o zaman ne yapıyor? Allah da halk ediyor. Çünkü ben sizin zannınız gibiyim. Yani im diyor. Öyle sana muamele ediyor. İşte burada bunun tabii iç içe bu. Kader de burada. Kader kader insandır. Neticesi insandır. Yani büyük insandır yani. Yani kader büyük insan. Çünkü büyük insansız kader olamaz. Büyük insansız melekler olamaz. Yani şeceri hilkat. Yani şeceri hilkat. Allah'ın dışındaki o kainata insan ekber diyor ya. Bak şimdi. İman esasları nerede uygulanıyor? İnsan ekber denilen şeceri hilkat. Şeceri hilkat dediğimiz şu. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Aleyh-i Misal, Cebrail, Mikail. Dediğimiz ya. İşte ona ne diyor? İnsan ekber diyor, İslamiyet diyor, Kur'an diyor. Evet, doğru. Biz neyiz? O yazılımını, Windows bir yazılımı var.
bize de bir numunesi vermiş. Sen de bilgisayarını bununla çalıştır. Yani büyük sisteme küçük sistemin entegre olması, yani bağlanıp çalışabilmesi ancak başka çalışmaz. Nizam intizam gibi. Evet, nizam intizam gibi. Yoksa çalışır. Nizam intizam aynı. Şimdi bu ne yaptı? Büyük kainat, kader. Kader. Çünkü kader sevk etti, kader rızkını tayin etti. Kader böyle bir kenarda duran bir şey değil, işin başında. Kader tokatlıyor, veriyor, vermiyor, vuruyor, çakıyor, kaldırıyor, nimetlendiriyor. Peki bu arada nedir? Kader, son cümlemi söyleyeyim. Kaderle senin ilişkini anlamak istiyorsan, büyük kainatla küçük kainat olan sen, şu insanla büyük kainat ilişkisi gibidir. Yani büyük insan denilen şu kainat, yani kainatla insan ilişki neyse, insan kaderle ilişkisi budur. Çünkü kader büyük kainatın işletimidir. İşletim sistemi. Sistemidir, yazılımıdır yani. Onun bir numunesi insana koyduğu için, mesela diyelim ki sen bilgisayarı yeni aldı, çalışmıyor. Yani Windows alacaksın ya Linux alacaksın vesaire diye. Şimdi ne yapmış? Adam dedi ki, benim bu büyük sistemi sana şey yapan, giren, bu sisteme gireceksin, bu sistemden istifade edeceksin. Sana tayin ediyor. O zaman o büyük yazılımı olan kainatın Windows diyor ki, al sana küçük bilgisayarını veririm. Ama hepsini sana vermiş değilim. Veriyor sana. Onunla Windows'un bana çizmiş olduğu sahalarda cevelan ediyor. Seyran ediyorum, deveran ediyorum. Ben. O zaman kaderi anlamak, İnsan kainat ilişkisini anlamadan mümkün değil, yapamazsın, anlamazsın. Bu da sırrı ehadiyetin inkişafıyla oluyor. O ancak. O sırrı ehadiyetin inkişafı da Süleyman'ın marifetullah, muhabbetullah inkılap etmesi. Evet. Yani akli delillerden kalbi burhanlara geçişi toparlarsak böyle. Yani sudan havaya gibi, nura gibi böyle. Peki eylemsel dönüştürelim. Düz okumaktan mutala ve muzakere dönüş. Yani eylemsel bu. Mesela zaten kader sana söylüyor. Diyor ki sana Tekin, 100 sayfa okuyorsun her gün. Vay be ne büyük adam ama sıkılıyorum. Herkes bana gıpta ederken ben sıkılıyorum. 100 sayfa okuyan bir insan sıkılıyor. Ama herkes bana gıpta ediyor nasıl okuyor diye. Hayır, sana ruh diyor ki bu dönem bitti. Mama dönemi bitti. Pirzola dönemi başladı. Pirzola olacak artık. Bebeklik dönemi bitti. Yani evet, devam edelim abi. Evet, sonrasında da tabiri caizse böyle kum biiznillah dönemi var herhalde. Ruhi deliler noktasında. Evet. Ruhu şeylerde. Evet. Hücret. Hücret mi? Evet. Yani ruhi deliler artık hücrete mi bakıyor onu tam şey yapmadım, araştırmadım ama tam da antika bir tevafuk oldu. Şimdi diyor ki 207 Barla'da o büyük şey, eski Said gibi bir müridiyle. Ne diyor? Eski Said gibi bir müridiyle, o büyük şey, eski Said gibi bir müridiyle, yeni Said gibi bir ders arkadaşıyla konuşuyor. Geylan için diyor. Geylan için mi diyor? Allah Allah. Bir dakika, nerede okudun dedi? 207 Barla'da abi. Barla, bir dakika. Geylan için mi diyor? Evet, o büyük şey. Şey, büyük şey. Büyük şey, Geylani. Geylani. Evet. Eski Said gibi bir müridiyle, ve eski Said gibi, yeni Said gibi bir ders arkadaşıyla konuşuyor ve çok antika bir yer geliyor şimdi. Konuşmaya da zaman ve mekan mani olamıyor. Allah Allah. Çok acayip. Çok tuhaf ya. Çok antika bir yer. Eski Said, Geylan Hazretleri müridi. Müridi. Yeni Said, ders arkadaş. Allah Allah. Yani benim şey yapabildiğim, tespit edebildiğim kadarıyla bu hale geçiren 10. notayı yazması olmuş abi. 10. notayı anlaması, mahsetmesi olmuş yani. Yani bu adeta 10. nota Yeni Said'in eski şey inkılap etti. İnkılabın evet. Sistemin sistem. Evet. Sistem sistemini yani formülünü yazmış o. Evet. Bu işte. Evet. Onun için Nurcular için efsanevi iki yer var ya çok 10. nota ile ikinci dal. İkinci dal, evet. Yani o çok önemli. Psikolojinin temelidir. Zaten orada da ikinci dal da tam birebir uyuşuyor. Üç tane bürhanla, delille. Yani zehre, katre, reşa da aynı şey gibi. Su, hava ve nur gibi yani. Şeyler, vaziyetler.
Ben psikoloji derslerimizi mesela 300'e varacak. Temeli ikinci davadır. Kişilik, ki karakter, yani dima kalp ve fiil veya üçünü cem eden ruh. İşte bu buradan işte yapılıyor. Bu farklılığı fark ettikten sonra olur. Evet. Barla gene 262'de eski Said'in kuvveti ilmiyle nazarı aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatleri senin kardeşin şuhudu kalbiyle nuru vicdanla gördüğüne tevafuk ediyor diyor. Nuru vicdanla. Evet, nuru vicdan. Vicdanın nuru. Bir dokunayım. Eski Said'in kuvveti ilmiyle nazarı aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatleri ilim buraya kadar senin kardeşin şuhudu kalbiyle İlim oraya inkılap ediyor. Evet. Nuru vicdanla gördüğüne tevafuk ediyor diyor. Allah Allah. Bu nuru vicdanla ilgili bir şöyle bir tespit işimize yarar mı abi? Evet. Mesnevi 255'te diyor ki sonra şu bürhan-ı enfusi olan vicdana müracaat et diyor. Vicdan için bakın ne diyor? Bürhan-ı enfusi diyor. Bürhan-ı enfusi. Enfusi. Vicdan. Vicdan için söylüyor abi. Burhani enfusi. Enfusi diyor, evet. Hem de burhanı da sen izah etmiş oluyor. Evet. Hem de vicdanı da enfusi burhan yapıyor. Enfusi burhan yapıyor. Evet. Yani koridor, bizi oraya taşıyan yol ve yöntem. Vicdanı yaptı. Evet, irade, zihin, his, latife-i rabbani denilse bunların bütünlüğünün oluşturduğu bir koridor gibi. Evet, bütünlüğe gelirse koridor oluyor. Evet. Vicdan ne oluyor bu sefer? Yani tek tek olursa vicdan oluyor. Vicdanı bir unsuru. Bütünlüğe geliyorsa vicdani oluyor, iç çıkıyor. O bizim vicdandan, bizim vicdan değil. Vicdanın bizi taşıdığı yer. Akrabiyete götüren. Akrabiyete götüren yöntem. Vicdani ve hissi diyor. Evet, vicdanı ve hissi diyor. Evet, ben eskisi. Allah Allah. Bu tuhaf değil mi ya bu böyle okursan küllet? Çok tuhaf oluyor abi. Vakit lazım. Yetmiyor vakit. Dünya yetmiyor. Okuyacağız da yetmiyor yani. Evet. Emirdağ 1138. Zaman sabık, yetmiyor sanki. Sabık harbi umumi çalkalamasıyla o mübarek yağı alındı. Yağ alınmış bir ayrana döndü. Yeni Said dahi eski Said'e muhalefet edip yine mücadelesine döndü diyor. Düzeltiyorum. Kastamonu 80'de geçiyormuş bu. Sabık harbi umumi çalkalamasıyla o mübarek yağ alındı, yağ alınmış bir ayrana döndü. Aynı onun gibi yeni Said dahi eski Said'e muhalefet edip yine mücadelesine döndü diyor. Burada ben defterime yazdığım için söyleyeceğim, hatırlatacağım. Burada bir kitap okuma yöntemini söylemekle beraber hayatın serüveninde mazimizi sorgulama şeyini veriyor. Mazi sorgulama veriyor. Yani diyelim ki bunu nasıl anlarsın sen? Özel hayatın olur, ev hayatın olur, cemaat olur. Cemaatin sorgulama veriyor. Geçmişte şükrünü eda etmediğin. Tabii mesela bu cemaat uygularsan çok ilginç oluyor bu. Yağ alınmış ve ayrana dönmüş. Yani böyle bir, evet bir şey ama böyle böyle sert bir mesajla, taassubi bir inatla Bu demek hani yağ alınmış bir şey benziyor. Hani bu ya. Sorgulama veriyor hayatımızı. Hani seyrimizi sorgulamamız lazım. Seyahat ederken aklı ve kalbi veya ders arkadaşlarımızı veya aile hayatını bir sorgulama fırsatı veriyor bu burası. Bu çok ilginç bir formül veriyor. Şimdi Emirdağ 1138, eski Said'in birinci talebesi bulunduğun gibi yeni Said'in dahi Hulusi ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz diyor. Yani eski Said'in birinci talebesi bulunduğu gibi yeni Said'in dahi Hulusi ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz. Bu şeyi hatırlatıyor bana, o üçüncü mektuptaki beraber seyahat meselesini hatırlatıyor. Yani seyahat... Nasıl? Hulusi ile beraber. Yani eski Said'in birinci talebesiydin, yeni Said'e inkılap ettim, yine Hulusi ile beraber birinci safta talebelersiniz diye şey yapıyor, hitap ediyor. Kime abi hitap kim diye?
Onu hatırlamıyorum abi inan ama Emirdağ 138 ona bir bakmak lazım. Sonra bakarız. Evet. Burada bu tabii Üç Said'i araştırırsam ben başkasının kitabı ne yapacağım beni. İşte orada Said gene burada simge ve semboldür. Evet. Said yerine kaldıracaksın, kendini koyacaksın. Evet. Kur'an'da yaptığımız gibi Meryem de maksat sensin. İsa benim, Musa benim. Evet. Tabii burada Said'i burada çalışırken Said'i çünkü hariçtir. Onu anlamak kolaydır. Biz birde miyiz, ikide miyiz? He, biz kendimiz. Neredeyiz? Mesela Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Bu da bir dehşetli bir böyle tenkit ve hücuma sebebiyet verecek bir cümleydi böyle. Fakat millet alıştı buna. Çünkü Allah'ı tanımak eseri var. Allah'ı tanımak kolaydır, eseri var. Müessere intikal etmek kolaydır. İnsanın bir eseri yok. Tersi var. Hiçliğini bilerek, hani varı ortaya koyarak Allah biliniyor. İnsan ise varı yok etmeyle tanır. Onun için ters çalışıyor. Ama bizim mantığımız ve bugüne kadarki eğitimimiz buna ters oluyor. Bir daha söyleyeyim. Allah'ı tanımak varı koyarak önüne. Önüne varları koyarak sistemi çalıştırıyoruz. Yani eseri koyarak. İnsan ise önündekileri arkaya atarak tanıyorsun. Yani varı yok ederek. İşte onun için zor. Haksız tanıdıktan vazgeçer. Bu niçin böyledir? Rahmet böyle oluyor. Allah bunun tersi olsa haşa. Allah'ı tanımak zor olsa da insanın kendisini tanıması kolay olsa değil, insan putlaşırdı. Evet. Firavunlaşırdı. Aramazdı ki o zaman. Rab aramazdı kendini. Böyle bir şey olmazdı zaten ve putlaşırdı. Çünkü şeye de benziyor bu. Hallacı Mansur şeye demiş, şeytan Hallacı Mansur'a demiş ki ya sen de enel hak dedin demiş. Yani ben hakkım demiş. Yani iddiada bulunmuş hak. Ben hak benim. Sen de enel hak dedin. Ben de hak, enel hak dedim dedi şeytan. Ben şeytan oldum. Sen Hallacı Mansur oldun demiş. Sebep neydi? Şeytana demiş Hallacı Mansur. Tabi onunla horon oynayabilir misin? Yani? Adam dedi ki sen enel hak derken önüne kendini koydun. Ben enel hak derken önüme onu koydum. Kendimi arkaya attım. Kendinden vazgeçtim. Kendinden vazgeçtim. Bakın insan kendisini tanıması için varı yoka atması lazım. O nispetten tanıyor. Böylelikle firavunlaşamıyor. Firavunlaşmak kendini tanımak değil. Kendini yok etmektir. Yalan da en büyük. Yalanı tespit ettim Tekin'im benim şeyim. Gideceğiz de. Yalanı kendini ortadan kaldıran şeydir yalan. Kendini reddetmektir. Kisp. Kendini ortadan kaldıran ve reddedendir. Yalan ise eylemseldir ve dimağa bakıyor. Yalan, kisp dağlar arasında dağlar kadar fark var. Doğru. Kisp, sıdkın zıttıdır. Sıdk ise, oradan çıkarıyorum, sıdk ise kendinden vazgeçenlerin özelliğidir. Demin dedi okurken, torbasına ne bulunduracak sadece? Aç, fark. Naks kusur. Naks ve kusurdan madem yani, bir şey Cemil bu, Cemil Sıddık yetişti. Evet. Bu. Evet. Yani kendini ortadan kaldıran, kaldırdıkça sıddıkiyetin var oluyor. Evet. Bu evet. Da şeydir, kisp. Çok ilginç bir şey de bu. Yani kendini ortadan kaldırıp reddeden kisp. Yalanlayan ise eylemsel fıtratı yanlış yorumlayan veya fıtrata yalan söyleyen. İşte gafletin bir tanımı da o. Kendine yalan söylemesi insan. Evet. Gaflete sebebiyet verir. Buyur abi. Evet abi yani bu kadar. Diğer yerleri okusak şey yapacak, uzun çekecek. Çok o zaman bu demek ki Yeni Said. Toparlarsanız evet abi. Yeni Said beraber ben şey yapayım. Yeni Said eski Said. Bir inkılaptan bahsediyor. Bir macerasını anlatmıyor. Beni de zaten ilgilendirmiyor. Ben biraz böyle bir tuhaf gösteriyor. Bir yöntem gösteriyor. Yani ben bunu o şeyi anlatayım. Hocalar Kırıkhan'da eski medres hocaları şark öyle şeye şey mezun değil. Onlar ders yaparken beni de almışlardı içine. Onlar yaşlı, çoğu emekli. Ama acayip alim. Ondan sonra onlara demiştim bunlarla alakalı bir şey de demiştim ki biz başkasının hani Yeni Said, Yeni Eski Said
veya Meryem. Biz dedim başkasının kitabını okumaya mı geldik bu dünyaya? Yani ben ne yapacağım İsa'yı, Musa'yı? Sen ne diyorsun dedim. Yani Kur'an'da bir kısa, Kur'an'ı kendini dışında bir şey kabul edersen, yani başkasının kitabı. Başkasının kitabıdır. Kur'an için diyor ki, kainat için diyor ki, kitab-ül kebir kainat. Kainata büyük Kur'an diyor. Bu insana işte, bana da diyor ki, o Kur'an-ı kebir kainata küçük kainat veya küçük Kur'an'dır. Kur'an benim. Sonra da kitabını oku diyor. Kitabını oku diyor sonra. Ha, o zaman aynı bunun gibi kanun, aynı kanun işliyor. Ben sistemi çok seviyorum. Yani yapıyı çok seviyorum. Yani sistem nasıl çalışıyor? Hatta şeytana kadar gittim. Psikolojisi nasıldı bu adamın? Sistemi nasıl çalışıyor? Bana nasıl entegre olmuş? Bana nasıl kurulmuş? Yani beni nasıl aktif ediyor? Falan diye. Şimdi burada yeni Said, eski Said, başkasının kitabı değil. O sensin. Kendi saatinde söylüyor. Bize inkılabımızdan bahsediyor. Nasıl inkılap edeceğimizi. Demezsen ne olur? Tamam, ondan sonra özel hayatında, aile hayatında, cemaat meselesinde, bulunduğun yerde. Nasıl olur? Ne kadar nakıs olur? Ne kadar kuyuda olur? Ne kadar hapsedilir? Nerede olduğumuzu gösterir. Evet. Yani burada ikinci bir versiyon. Kendimizden nasıl çıkacağız? Kendimizdeki o şeyleri nasıl atacağız, yok edeceğiz? Dimağda nasıl çıkacağız? Kalbi hayata nasıl geçeceğiz? Onun yöntemini anlatıyor. İşlevini anlatıyor. Karşılıklarını anlatıyor bize. Bu yeni Said, eski Said dönemi. Bunların 10. notadaki o su, hava, nur hepsi birer sembol. Sembol. Ve bizi bir yerlere taşımak için kullanılacak yani. Bunu kullandığın zaman, üstüne bindiğin zaman seni bir yerlere taşıyor. İşte kalbi, akli ve ruhi su şey, ve su ve hava burada. Ha, burada su ve hava kısmı. Su ve hava. Evet. Yani yeni Said, bütün eski Said farkında su ve hava farkı mevcut. Yani kalp, akli delillerden kalbi delil ve bürhanlara geçme aşaması var. Üçüncü Said aşaması işte o insanlarla ihtilattan da kendisini men etmesi. Evet, reşa boyutu. Evet, reşa boyutu oluyor. Ama onu da artık nur diyebiliriz yani. Evet. Nur. O da işte şeye bakıyor, ruh boyutuna bakıyor. Ruh artışın. Ne acayip bir eser ya Risale-i. Mesela biraz önce şey yaptın, Allah razı olsun, işaretleyeceğiz 22 miydi? 22, evet abi. Bak ezberledim. Hakikaten külliyat menşeli, pergel koyarak külliyatın kelimelerini külliyatla böyle izah edilirse, lugata bak Allah aşkına, delil buran aynıdır. Evet. Oysa delile zahir diyor, aklidir diyor. Burhana ise enfusidir, kalbidir diyor. Öyle baktığın zaman Allah Allah ne kadar acayip oluyor. Mesela enaniyet. Ya nereden çıkartıyor bu adam? Arkadaşlar böyle işte. Yeni Said, eski Said. Bizi tekamül yöntemi. Yöntem nasıl oluyor? Bunu. Mesela insan nasıl terak edecek? Bir konu alsa. O sana işte bu konu. Yeni Said, eski Said, eski Said yeni nasıl inkılap et? Aynı sensin. Bu yeni Said, eski Said 10. notanın içindeki bir mevzudur. Evet. İnkılap şeyine. Burada keselim. Vahir davamı. Sen Fatih'in sen çekeceksin. Allah rızası için Fatih.